birdenbire Atatürk bilgilerle dolu bir deha beyniyle doğmadı. Bunu okuya okuya ve o zamandan beri anlıyoruz ki Atatürk durmadan okuyor. Bilinebilen 3994 kitap ama bu eksik bir sayıdır. Bu 5000'e yakın bir kitaptır. Diyor ki ben elime 2 kuruş geçse 1 kuruşunu kitaba verirdim diyor. Bugün bile Atatürk daha bizden 100 yıl önde. Biz daha Atatürk'e yetişmiş değiliz. En basitiyle alalım. Yani bir kere ailesine çok bağlı ama özgürlüğüne de aynı derecede bağlı. Gençliğinden beri sohbetten, konuşmaktan İnönü'nün bir laf var. Diyor ki onun sohbet alışkanlığı Türkiye'ye neler kazandırmıştır bunu bir bilsek. Düğün varsa katılabilir miyim diyor. Onlarla birlikte oynuyor. Biz böyle bir devlet reisi hiç görmedik. Hiç kimseyi tehdit etmedik. Dostlukla yaptık bunu. Hiçbir düşman olduğumuz komşu yoktu. Ve bu ülkelerin kendi aralarında bazı sorunlar varsa Türkiye elbette bunları izliyor ama karışmıyor. Yani hepsi gelip Atatürk'ü ziyaret ediyorlar. Hiçbirinden düşman değiliz. Onların hayal bile edemediği bir Türkiye doğuyor. Atatürk ordusu sıfırken emperyalizme karşı bir ordu kurup onu yeniyor. Onlarda bir sürü savaş kazanmış kahraman var ama sıfırdan başlamamış hiçbiri. O yalnız Atatürk yaptı. Sıfır bir orduyla emperyalizmi denize döktü. İkincisi, yalnız vatanı kurtarmak yetmiyordu. Milleti de kurtarmak gerekiyordu. Çünkü Türkiye'nin o tarihte %95'i orta çağ yaşıyordu. Öyleyse bunu uyandırmak lazım. Akla özgürlük vermek lazım. Yüzümüzü çağımıza dönmemiz lazım. Bizim sahiden milli bir devlet olmamız lazım. Millet olmamız lazım. İşte kadınlara hak vermemiz lazım. Bütün bunları dünyada milletini orta çağdan yeni çağa geçirmiş tek adam. Atatürk döneminde o bahsettiğimiz o huzurlu şeyi yaratan Atatürk'ün kalkınma politikası. Sosyo-kültürel alanda da kalkınma, maddi, ekonomik alanda, sanayileşmede de kalkınma. Her alanda. Okul, o tarihte bir hesap yapılıyor. Bugüne kadarki yöntemi uygularsak, kaç yıl sonra köylerimizde bir okul olabilir, bir öğretmen olur? 150 yıl. O zaman bu sistemi değiştirelim diyorlar. İşte köy eğitmenleri Atatürk'ün bir buluşu olarak gelmiştir. O gelişmiş köy enstitüsü olmuştur. Ondan sonra da halk evlerinin Rusya'dan ya da Çekoslovakya'dan ya da bilmem Polonya'dan aldığı söylenir. Hepsinde bir kitle eğitimi yapan bir birim zaten var. Ama bizim halk evlerimiz gibi bir kitle eğitimi yapan bir birim hiçbirinde yok. Kadının karşısında konuşurken başındaki kasketi çıkartmayı Türk halkı halk evlerinde öğrendi. Yani medenileşti. Kadına saygıyı öğrendi. Atatürk doğayı seven bir insan. Ağacı seven, çiçeği seven bir insan. Hayvanları seven bir insan. Köpekleri var, atları var. Yani atının ruham olmuş, öldürülecek. Diyor ki ne olur canını yakmadan bu işi bitirin. Çocukları çok seviyor. 5-6 saatini çocuğa verebiliyor. Yani Atatürk kalkıp halkla birlikte zeybek oynayan, dans eden, işte düğünlere katılan, eğlencelere katılan böyle biri. Şimdi bakınız çok cesur bir adam. Savaşta bir kere öyle kurşundan kaçacak, kum korbalarının arkasına sığınacak öyle biri değil. O dönemdeki insanlara şapka giyiyor. Kastamonu'yu çok böyle gerici bilirler. Gidip buna şapka derler diyor. Kürsünün üzerindeki şapkayı götürüyor. Başına takıyor, gösteriyor. Önde kadınlar var. İkinci, üçüncü, dördüncü sırada. Hepsinin yüzleri peçeli. Hepsi yüzlerini açıyor. Ya bu inanılmaz güzellikte bir olaydır. Ondan sonra da zaten Kastamonu'da nasıl karşılanıyor? İlk defa da Maraşal elbisesinden gidiyor. Beni öyle görürlerse bu şapka meselesinde belki sözümü daha iyi dinlerler diyor.
hiç bayağılaştığı, görgüsüzleştiği, intikam almaya çalıştığı, küfrettiği an yok. Şimdi aynı Atatürk, yani bir şeyi bilmiyorsa bir kere bilenlere mutlaka soruyor. Artı onunla ilgili bütün kitapları getirtiyor. Eğer çok acil bir konuysa kitabı ikiye üçe bölüyor, o dili bilenlere dağıtıyor. Hemen 2-3 gün sonra bütün o konuda bilgi sahibi olmuş bir insan haline geliyor. Akşam sofralarında bunlar tartışmaya açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sonunda işte hükümete düşündüğü devrimi anlatıyor ve devrim hükümetin kabulünden sonra yapılıyor. Emir yok, zorlama yok söz konusu değil. Her gün tıraş oluyor Büyük Taarruz'da da. Büyük Taarruz gece 3'te yola çıkacaklar, gece yarısı tıraş oluyor, yüzünü yıkıyor, kahvesini içiyor, atına biniyor, Kocatepe'ye çıkıyor. Arkadaşlar, asırlar pek nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahiyi asrımıza Türk ordusu yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelir? Lloyd George, İngiltere Başbakanı. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması Atatürk ve Türk halkının işidir. John Fred Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Mustafa Kemal, bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. Adolf Hitler. Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Franklin Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.